Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 24 Temmuz 2020 günlerden Cuma. Öncelikle bütün arkadaşlarıma hayırlı cumalar dilerim. Hepinizin cuması mübarek olsun sevgili yarışseverler. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim arkadaşlar. Allah dürüst çalışan herkese para versin arkadaşlar. Herkese bol bol kazanç versin. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim sevgili yarışseverler. Arkadaşlar biliyorsunuz Bursa'da 1. ve 2. altılı ganyan analizlerimizi verdik. Sıra geldi İstanbul at yarışları analizimize. İstanbul'da 9 koşuluk bir program var. Sırasıyla İstanbul 1. ve İstanbul 2. altılı ganyan analizlerimizi vereceğiz. Öncelikle İstanbul 1. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. İstanbul'da 9 koşuluk program var. 1. altılı ganyan programın 1. koşusuyla başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe sentetik pistte koşulacak. Handikap 16 dişlere mahsus yarışıyla start alacak altılı ganyanın ilk ayağı. Arkadaşlar burada belki biraz riskli olacak. Çünkü burada 2 safkan arasında, özellikle 3 safkan arasında kaldım. 2 numara Juno, 4 numara Defem ve 6 numara Miss Perfect. Burada 3 safkan ön plana çıkmış. 3 safkan dışına çıkmayacak gibi görünüyor. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Tayland'dan beri özellikle takip ettiğim, bir türlü iyi adam bilmeyen bir safkan var. Özellikle son kazandığı sentetik yarışta, bir önceki yarışta 1200 mesafede Muhammed Hamedi arkadaşımız biniyordu. Safkan sonlarda çok güzel karşılık veriyor. Çok güzel bir yarış çıkardı. Ben 4 ve Defam isimli safkanın bugün Özcan Yıldırım idaresinde 52,5 kilo sikletle bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. İçimden gelen, tek gelen safkan bu arkadaşlar. Tabii ki sizlerin de görüşleri, tabii ki sizlerin de analizleri mutlak suretle vardır. Ama ben 4 ve Defam'i gördüğümde, ilk gördüğüm anda tek yazmak geldi içimden. O yüzden ben altılı ganyanın ilk ayağında 1. altılılarda 4 numara The Farm isimli safkanı, Linehart'ın temsilcisi 4 numara The Farm isimli safkanı Özcan Yıldırım idaresinde günün bankosu olarak öneriyorum sevgili yarışseverler. Ve altılı ganyanın 2. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 2100 mesafe sentetik pistte koşulacak handikap 15 yarışta devam edecek. Arkadaşlar burada da özellikle beğenim kazanan bir safkan var. Doktor Fon temsilcisi Pivotal gibi bir safkanın anne tarafından torunu olan Altuma Salerman. Benim bugün 1. şans safkanım olacak Müslüm Çelik idaresinde. Yine bu safkana sıkı rakip olacağını beklediğim bir safkan 4 numara Judy Fast isimli safkan Özcan Yıldırım idaresinde 2. şans vereceğim isim olacak. Yine kaliteli safkan izlenimi veren 2 numaralı Polar Star isimli safkan Sayın Serdar Özçolak'a ait bir isim. Son yarışı açık grup 3 yarıştan güçlü rakiplerinden etkilendi. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde yine etkili olacak safkan izlenimi veriyor. Bu 3 safkanı yazabilirsiniz. Eğer sürpriz arıyorsanız, macera arıyorsanız ben yine Grand Equinox temsilcisi 5 numaralı Flandos şişman çizik idaresinde piste çıkacak ve 1 numaralı Dark Ponings isimli safkanı bugün Gökhan Yıldız idaresinde ağır kilosuna rağmen özellikle kaliteli safkan izlenimi veriyor. Bu safkanda dikkat edin arkadaşlar, sentetikte koşmuş olduğu, daha önce koşmuş olduğu yarışlarını çok beğendim. Bu safkanın da sürpriz arayan arkadaşlarıma öneririm. Ve altılı ganyanın 3. ayağına geçiyorum. Altılı ganyanın 3. ayağına geçmeden önce yine sizlere bir şey rica edeceğim arkadaşlar. Ya tahminlerimi erken vermiyor diye şikayetçi olan arkadaşlarım var. Arkadaşlar benim de bir evim var. Ben de evime bakmak zorundayım. Ben burada inatlaşmak amacıyla yorum yapmıyorum. Tabii ki buradan bir gelir elde etmeye çalışıyorum ama çok ısrar etmeme rağmen 100 kişiden 8 kişi, 10 kişi beğeni atıyor, yorum atıyor. Kanalımıza destek olmuyorlar. Ben kanalımıza destek olun. 100 kişiden bir 30-35 kişi yorum atsın. %30'lara 35'lere çıksın diye her videomda telkinde bulunuyorum. Yorumlarımı erken vereceğim eğer %30'lara 35'lere çıkarsa. Çünkü gelirim artacak benim de. Çünkü YouTube reklamları verirken beğenilere, yorumlara bakıyor. Bu şekilde reklam veriyor. Kaliteli reklam alabiliyorsunuz. Ama arkadaşlarımız inat ediyor, beğeni atmıyorlar, yorum atmıyorlar. Özellikle bir arkadaşınıza kanalımızı da önerirseniz, özellikle at yarışı oynayan bir arkadaşınıza, tabii normal bir arkadaşınıza değil, abone yaparsanız, videolarımızdan haberdar ederseniz kanalımız hızlı bir şekilde büyüyecektir. Ben de tahminlerimi akşamdan sizlere paylaşacağım. Ben tabii ki ne yapıyorum bu sürede? Gidip de evde yatmıyorum arkadaşlar. Büyük oynayan oyuncularım var, büyük oynayan oyun oynadığım oyuncularım var. Bazıları 150 lira oynuyor, bazıları 300 oynuyor, bazıları 500 lira, bazıları 1000 lira, 1500, 2000 liraya kadar oynayan oyuncularım var. Tabii 1500, 2000 liraya kadar oynayan oyuncularıma her bülteni yapmıyorum. Tabii zor programları yapıyorum. Onlarda büyük oynamamaları tavsiye ediyorum. Çok hırs yapmamalarını tavsiye ediyorum. Tabii ki oradan da bir şekilde yolumu buluyorum. Rızkımı, nafakamı kazanmam gerekiyor. Onun için sabahtan ilk önce oyuncularıma oynatıyorum. Daha sonra burada tahmin veriyorum. Erken vermek isterim. Eğer videoma beğeni atarsanız, like atarsanız, kanalımıza destek olursanız, gelirimiz yükselirse ben yorumlarıma eskisi gibi akşamdan vereceğim. Sevgili yarışseverler, ben de nafakamı, ailemin rızkını bir şekilde kazanmam lazım. Sevgili yarışseverler, ücretli tahminde şu anda vermiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ve Altılgan'ın ikinci ayağında, pardon arkadaşlar, Altılgan'ın üçüncü ayağında iki yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 5 yarışı. Evet arkadaşlar, burada da özellikle bir numara Stark gerçekten çok etkili bir safkan. Son yarışı biliyorsunuz Altılgan'ın 5. ayağında sizlere Banko isim olarak vermiştim. Çok beğenimi kazanan bir isim oldu aslında. Bugün yine kazanmasını bekliyorum ama tabii ki sonuçta tay bunlar. 2 yaşlı İngilizlerin şartlı 5 yarışı, yine 5 numara Sense8 son yarışında sonlarda çok etkili sprint attı. Gerçekten kaliteli safkan izlenimi verdi. Bir numara Stark'ın kötü koşması durumunda yine 5 numara Sense8 devreye girecektir. Yine 4 numaralı Queen of Darkness koşmuş oldu. 2 yarışta kazanmasını bildi. 2 numara Chaotic ile de ekri olarak start alıyor. 2 numara Chaotic de çok etkili bir safkan. 5 numaralı, 4 numaralı Queen of Darkness biliyorsunuz sentetik pistte kazandı koştuğu 2 yarışı. Bugün Çim'e ilk defa çıkıyor. Çim'le ilk defa tanışacak ama ben bugün yine bu safkanın da etkili olabileceğini düşünüyorum. Burada ya bir numara Stark'ı tek geziyoruz ya da 1-5-4 şeklinde değerlendiriyoruz Altılgan'ın 3. ayağını. Ve Altılgan'ın 4. ayağı 4 yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 3 yarışta devam edecek. Burada da özellikle ilk koştuğu koşuda dahi sizlere Banko vermiştim. Hatta bir şampiyonluk bekliyordum ben bu safkandan. 7 numara Sakal Aydın özellikle aradan sonra koşmuş olduğu son Çin yarışında çok beğenimi kazandı. Elmas Biken'in tayı, Devirhan'ın torunu, dolayısıyla Volga 2'nin anne tarafından kanını taşıyan turbo temsilcisi 7 numara Sakal Aydın. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde ben uygun grupta bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Yine ufak oynayan arkadaşlarım bu safkanı Banko olarak yazabilirler diye düşünüyorum. Ama burada aramamız lazım. Bir yerde altının para olması lazım. Yine 5 numara Kara Çelik, Tayland'dan beri takip ettiğim bir safkan. Bugün özellikle Manga'nın tayı şişman çiziği üstünde görünce 5 numara Kara Çelik'i ikinci şanslı isim olarak önermeye karar verdim. Yine 2 numaralı Hilal Eda, ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir safkan. Özellikle üzerinde Ahmet Çelik'i görürse bugün çok etkili koşabilir arkadaşlar. Burayı yani 7 tek ya da 7-5-2 şeklinde değerlendirebiliriz. Geniş oynuyorsak yine ekürü koşma avantajıyla avantaj sağlayan, Mehmet Kaya idaresinde avantaj sağlayan 11 numaralı Mavra biliyorsunuz. 3 numaralı Kazdağ ve 4 numaralı Çelikman'la da ekürü olarak start alıyor. Yine 6 numaralı Lokumoğlu ve 1 numaralı Baba Arif burada sırasıyla değerlendirilmesi gereken safkanlardır. Ve Altılgan'ın 5. ayağı İstanbul'da 1. Altıl'da 4 yaşlı Arapların 1900 mesafe Çin pistte koşulacak handikap 15 yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış arkadaşlar. Burada da öncelikli ismim, özellikle hayatın ilk koşusunda izlemiştim ve bu safkanı bundan sonra tek yazacağım demiştim ama hayal kırıklığına uğrattı. Belki belli problemler yaşamıştır ama bir önceki koşusunda 6. geldiği yarıştan sonra sizlere 1. safkan olarak verdim ve son yarışını yine 2. olarak tamamladı. Kazanmış olduğu İstanbul'da koşuda kaçarak kazanmıştı hayatının ilk yarışında ama son 2 koşudur inanılmaz sprint atıyor. Bugün üzerinde Samet Aykuş arkadaşımı gördüm. Bugün Sayın Etem Kaya'ya ait Samet Aykuş idaresinde piste çıkacak Dalhatov'un tayı Turgut Reis'in anne tarafından torunu 12 numaralı Kamakaya'yı birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 4 numaralı Saridius. Bugün Mehmet Salih Çelik binmiş. Özellikle çim pistte çok etkili olabilen bir isim. Gerçi kum çim ayırmadan koşuyor. 4 numaralı Saridius da bir kobra torundur. Safkan'da dikkat etmek gerekir. İkinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 6 numaralı Kozmos. Özellikle sert adam binmeli, sert biri binmeli diye her yarışında yineliyordum. Bugün son yarışında olduğu gibi Hişman binmiş ama şimdi de göreceğiz bugün. Safkan'da benim 3. şanslı safkanım oldu. Yine 11 numara Foto Kızı, özellikle kalitesine inandığım bir Batukan temsilcisi. Batsaf torunu anne tarafından bugün benim 4. şans vereceğim isim olacak. Yine bu safkanların dışına çıkarsa 9 numaralı Dersun Ateşi, Ahmet Çelik dairesinde bu grupta tehlikeli olabilecek safkandır. Yine 1 numaralı Prenses Montana ve 5 numaralı Uçan Naz form durumunu beğendiğim safkanlardır sevgili yarışseverler. Evet arkadaşlar. Ve Altılgan'ın son ayağına geçiyorum. Altılgan'ın son ayağı 1. altılılarda 2 yaşlı İngilizlerin 1000 mesafe çim pistte koşulacak Meydim yarışı. Burada da öncelikli ismim son yarışında çok kaliteli bir rakibine son anda geçildi. Biliyorsunuz Altılgan 2. ayağında, 3. ayağında Stark. Sizlere alternatif banko olarak vermiştim. O rakibine son anda geçildi. Sayın Duygu Fatura'ya ait 4 numara Kar Kız bugün bu rakiplerini bu mesafede geçebilir. Yine banko olarak tercih edebileceğiniz safkan. Kaliteli bir isim, kaliteli bir orijin, İrlanda meşeli bir safkan. 4 numaralı Kar Kız bugün benim 1. şanslı safkanım olacak. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine beğenimi kazanan bir isim var arkadaşlar. 3 numaralı Good Ranger. Özellikle çok güzel bir dördüncülük elde etti. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde 4 numaralı Kar Kız'ın hatası durumunda hata hafifletmeyecek bir isimdir arkadaşlar. Yine 5 numaralı Lucky Rock ilk yarışında biliyorsunuz sizlere ısrarla 2. safkan vermiştim. Çok yakın bitirdi o yarışta. Sürpriz bir safkandı. Bugün Elif Kaya'ya ait, Sayın Elif Kaya'ya ait Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak 5 numaralı Lucky Rock da şimdi piste koşacağım derse çok etkili olabilir. Bu safkanda dikkat diyorum. Yine 1 numaralı Rage Master isimli safkanda benim beğenimi kazanan benim Naturakan temsilcisidir arkadaşlar. Gerçekten etkili bir yarış çıkarabiliriz. Bu safkanda dikkat diyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Özellikle videolarıma beğeni atmayı unutmayın. Bir arkadaşınıza videolarımızı izletirseniz, kanalımıza abone ederseniz hepinize minnettar kalırım arkadaşlar. Hepinize hayırlı cumalar derim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Az sonra İstanbul 2. Altılganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.